işte ki değil. İslam'ın nüzuluna kadar, İslam'ın nüzuluna kadar Levh-i Mahfuz'daki haberleri meleklerden alıyorlardı ve insanlara bildiriyorlardı doğru olarak. Ne zaman ki Kur'an nazil oldu, ondan sonra aradaki perde kapatıldı. O yüzden İslam'dan önce medyumluk, işte kahinlik çok üst düzeydeydi. Evet. O zaman çok tutuluyordu. Çünkü hakikaten cinler arada perde olmadığı için Levh-i Mahfuz'daki bütün gelecekle ilgili olan yazıları okuyup bu kahinler aracılığıyla bildirebiliyorlardı. O oluyordu. Şimdi Harut ve Marut'la ilgili veteremiz de var. İlerleyen bölümde programın onu da yayınlayacağız. Çünkü Harut ve Marut insanların, yani karı koca arasının düzelmesi için, insanların şey yapması için sihirin öğretilmesini gelip insanlar. Yani, ama bunu da söylüyordu. Bakın sınav içindir, imtihan içindir, kötü niyete kullanmayın. Fakat onlar bu bilgiyi insanlara aktarırken Babil'de bu sefer onları seyreden şeytanlar vardı. Doğru. Evet. Onlar da alıp bunu kendileri iletişime giren işte o kainlere, şeylere, kişilere götürüp o bilgiyi veriyorlardı. Evet. Şimdi zehirinde neyi vardır? Panzehiri vardır. Vardı. Panzehir nedir? Zehirden kaynak bunlar. Doğru. Yani şey olarak. Zaten Rabbim her şeyi dualite üzerine yaratmıştır. Şimdi Amerika'ya gittiniz. Orada birisi size yanınıza yaklaştı. Türkiye'li misiniz dedi. Evet dediniz. Aa ben de Türkiye'de İstanbul'u gezmiştim dedi. Nasıl buldunuz orayı dediniz. Çok enteresan bir yer, çok mistik bir yer. İşte herkes fesli, çarşaflı, işte faytona bindik, at arabalarıyla oradan oraya gittik dediği an siz o zaman dersiniz ki bu İstanbul'u görmemiş. Sadece tarih kitaplarından İstanbul'u bakmış, okumuş kafasından uyduruyor dersiniz o anlattığını. Şimdi bu Özkan Beyefendi de daha hiç bunlara musallat olmamış veya çevresinden kimse musallat olmadığı hemen bu konuşmadan belli oluyor. Çünkü bu konuda bizzat psikiyatrist arkadaşlar geldiler kendi yakınlarından bunlara musallat olanlardan. Tabii canım yani için. Sonra Ayhan Hoca'dan bahsediyor yani, rahmetli Ayhan Songar. Ayhan Songar Hoca'yla ruh hekimlerinden biridir yani. Yani 78 yıllarında biz bu konuları görüşüyorduk. Düşünün 1978 yılında. Çünkü babamın çok samimi arkadaşı. Rafet Kayserlioğlu hocamla, Profesör Rafet Kayserlioğlu hipnozda Türkiye'nin gelmiş geçmiş en sayılı kişilerinden birisi. Ayhan hocamlar ve onun dışında daha diğer psikiyatristlerle. Şimdi bunun dışında mesela ateist arkadaşlar geldi şimdiye kadar bana bir sürü. Evet. Ben Volkan Bey diyor bunlarla alay ederdim. Bu tür şeyleri televizyonlarda izlediğim zaman. Ya böyle şeyler mi olmuş, bunlar mitolojik kahramanlar, hayal ürünü şeyler derdim. Ne zaman ki bana ve eşime evde biz ikimiz bunları görmeye başladık. Ben öyleydim yani bir zamanlar. Öyle yani mi? Ben görmeden önce ben bile şey yapardım yani derdim yok bu canım insanlarla kesinlikle irtibata geçemezler derdim. Evet. Yani sizden sonra. Oysa kaç kere ispatladık. Evet. Her gün, her hafta kaç kere herkes de gelebilir, ispat da ederiz. Bu basit bir olay. Şimdi... tabii Rabbim kimseye göstermesin, düşmeyin, Allah korusun. Çünkü gören arkadaşların hepsinde ben şu ortak cümleye tesadüf etmişimdir. Allah düşmanımıza dahi bunları göstermesin diyorlar. Bunların içerisinde çok ünlü bir sendikacının oğlu, aşırı sol tandanslı sendikacının oğlu geldi kendi kızıyla birlikte. Volkan Bey dedi biliyorsunuz benim babam dedi ateistti dedi ve bizi de dedi bu şekilde yetiştirdi. Biz bunlara dedi bize küçükken mitolojik kahramanlar bunlar derdi dedi cinlerle ilgili. Ne zaman ki oğlumla birlikte ikimiz dedi bunları evde aynı şekilde gördük o zaman anladık ki bu bir halüsinasyon değil gerçek bir görüntü. Çünkü ikimiz de oradan oraya gittiğini, oraya geçtiğini, oraya sıçradığını ve sonra kıyafetini mesela oğlumla ben aynı şekilde tarif ettik dedi. Hani nasıl olduklarını falan. Siyahi bir şey olduklarını, görüntülerini falan filan. Görüntülerini net olarak hem oğlu hem kendisi birbirlerine şimdi tarif ediyorlar. Esas şeye geldik yani gibi, Volkan Bey. Bunun gibi daha yüzlerce yani. Tabii ki şüphesiz bunlar yani. Da haklısınız çünkü ben de şakası yaşadım. Yok. Yani evet. Birinci şeydi ben bazı olaylar yaşadığım için de biliyorum. Evet. Yani inanılmaz. Başına gelmeyen bilmiyor. Ya. Bakınız bir profesör geçen, çok önceleri çok sık zırt pırt o televizyondan bu televizyona, o televizyona, o televizyona sık sık görünen bir profesör vardı, sosyolog. O'la da biz bir program yapmıştık zamanında. Program dönüşü bir ev hanımı beni aradı. Ya Volkan dedi ben ilkokul mezunu bir kadınım dedi. Ev hanımıyım dedi. O profesör var ya cahilin ta kendisi dedi.
Nasıl hanımefendi dedim. Ya dedi ben dedi bir hocaya gittim. Benim eşim dedi eve uğramaz, ihmal eder, sabaha karşı gelir. Böyle bir adamdı dedi. Bir işlem yaptırdım dedi hocaya. Şu an dedi evden dışarı çıkmıyor dedi. Peki nasıl oldu dedi. Bir gün içerisinde birdenbire 17 yıllık eşim birdenbire değişti. Bu kadar tesadüf olabilir mi dedi. O dedi daha dünyadan haberi yok dedi. Yani ben okumam yazmam yok ama profesör başına gelmemiş dedi. O zaman dedi. O profesör yaşamamı... niye okumuyor Osmanlı'yı? Yani, işte. Osmanlı'daki tabii. Meşhur Cinci Hoca vakasını İbrahim'in tedavi etmesini yani. Çok şeyler var. Hatta tabii esas orada remilciler çok önemlidir. Doğrudur. Yani evet. Halkın arasında da vardır. Onların kahveleri falan varmış. Böyle evet. Toplanıyor gidiyormuşsun. Evet. Bakıyorsunuz yani ne isterseniz. Bırakın şimdi Osmanlı var yani sizin ortada evet. 623 yıllık bir Osmanlı geleneği içerisinde, evet. Sosyal hayatı evet. içerisinde bunları yaşıyorsunuz. Evet. Hatta devlet düzeni içinde yaşıyorsunuz. Evet. Şimdi hani ben yaşadığım bazı şeyler görüyorum. Evli değilken yalnız oturuyordum. O sıra bir akşam, gece 2 çeyrek geçiyor falan filan. Benim giriş katıdır. Ön taraf demirler var. Fakat cam sallanmaya başladı. Fakat inanılmaz bir şekilde. Yani aynı şey korku filmlerindeki gibi. Mesela kalktım ışığı yaktım falan. Şimdi biz şeyi biliyoruz. Fakat işte dışarı doğru baktım yan taraftan kimse yok. Hani biri camı dışarıdan vuruyor desem yok. Öbürü de yok. Biri çünkü şeyden çekiyor. Kolundan çekiyor. Sallandırıyor falan. Ben o zaman Ayetel Kürsi okuyorum. İşte 1, 2, 3 falan. Epey bir şey okudum. Okuduktan sonra bu yavaş yavaş. Önce bir şiddetlendi. Sonra zayıfladı. Tabii ses kesildi falan. Sonra manevi annemle konuştuk. O dedi ki bazı şeyleri. Şimdi o